Kendisi de görüp geçirmiş bir insan olarak e, acaba e, biz, nasıl mutlu biz, edeceğiz? biz bu hanımları nasıl mutlu edeceğiz? Mutlu etmenin birinci kolay, kolay formülü, e, efendim, hacet namazı kılacaksın. Hı hı. Ondan sonra duaların kabul olunması için okunacak dualar var. Hı hı. <laughs> Kalpler Allah'ın yönetiminde olduğuna göre. Hı hı. E, 41 Yasin okuyup, Ya Rabbi Hanımımın kalbini bana karşı e, efendim, muhabbetle doldur. Huzurla doldur. Benim her şeyimi karıştırmasın bana. Efendim, baskı yapmasın. Bu dua formülü en... Telefonlarımızı karıştırmasın anlamında. Dua formülü en etkili formüldür. Evet. E, Hacet duaları, ondan bir kitap hazırlıyordum işte 1479 kere selamun rabbi rahim ama bu tabi abdesti olur. Beş vakit namaz kılanın ki kabul olur ayrı dava. Hocam yani arşı ı aladan yardım olmaksızın hanımları mutlu edemeyeceğiz. <laughs> <mi? gülüyor> e, edem, edemeyeceğiz. Bir de doğal formülü şudur ama şu zordur. Günah işlememek. Hmm. Şimdi Evli Allah'tan biri diyor ki Allah benden razı mı değil mi diyor. Anlıyorum diyor. Nasıl? Nereden anlıyorsun dediler. Dedi ki Allah benden razı olsun. diyor hanım da razı oluyor diyor. Ne demek dediler? Ya eve gidiyorum diyor. Bakıyorum diyor hanım çok mutlu mesut beni karşılıyor falan. Hı hı. Hiç kafama sıkıntı vermiyor. Bakıyorum diyor bugün hakikaten hiç günah yapmamıştım. Ha, o İbadet, çok enteresan bir formu. İbadetle taatla geçirdiğim için Allah razı oluyor. Allah razıca kulu da razı ediyor diyor. Hı hı. Ama diyor dışarıda bir günah işlediğim zaman eve geliyorum diyor. En mutlu hanım laf sokmaya başlıyor. Diken gibi konuşuyor. Her işim ona batmaya başlıyor. Çok enteresan bir formül. Ama yok derdi. bu doğal evet, bir şey değil evet. Yani günahlar, yani günah işleyen adamdan at kaçıyor ya, kuş kaçıyor ya. Yani onun için e, burada en kolay formül Allah razı etmek. Allah razı e, razıysa kulunu razı eder. Kalpler mevlânan e, tasarrufundadır. Bir de ya bir de sabır diye de bir şey var yani. Yani o mu yok bizde artık kimsede yani. Yok. Hiç yok. Yani belki de. yani şu, bu, bu devrin hani Z kuşağı dedik, bu devrin erkekleri, bu devrin hanımları olmayan şey sabır herhalde. Değil mi? Sabırsızlık. Abdullah Efendi Hazretleri de bir zat vardı. Ben tabii yetişmedim. Babamın şeyhiydi o. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahı vardır meşhur. E, Kanuni'nin kardeşi. Veşik Yahya Efendi Hazretleri orada yatıyor Hı -hı. şeyde. O ozat orada meslemi falan okuturdu. Şeyit büyük velilerdenmiş tabii. Yani böyle hutbe okurmuş, gözü, herkes anlatıyordu ben çok şeyim, Gözü çıkan Allah dermiş hutbede, gözü böyle çıkarmış, böyle girermiş. Öyle bir veli, veli zişan. Onu hanımı dövermiş. Aa, hanımı. Hanımı resmen dövermiş. Zaten o kendisi zayıf, ne yap bir zat. İnternette resimler de var. Ee, bunun üzerine bir Aşık Mustafa dede vardı. Onu, bir, onu gördüm neyse, o yüz yaşlarında ona yetiştim. O da onun müridiymiş yani. Sonra... eee Artık götürmüş onu mahkemeye müracaat ettirmiş, zorla, şerle hanımından boşalttırmış. Devamlı dövüyormuş adam. Çok Ondan enteresan. Ondan sonra mübarek demiş ki, mahkemeden çıkarken diyor, dedi ki diyor, bütün feyzim kaçtı. Ben Nefis o mi sabırla, ben o sabırla e, bu feizi buluyordum. Yani bir şeye katlanacaksın ya bir yere varmak için ya. Hanımın, yani erkek kadın işkine katlansın, kadın erkeğinkine katlansın demiyorum. Onun için kadınlar bana kızmaz. Hı hı, tabii. Kadın erkeğinkine siz, katlansından misal veriyorum. Siz hanımları Hak, evet kolluyorsunuz bu konuda. Yok evet. ya şimdi şöyle. Ya yani hakkaniyetle. Hakkaniyeden, hakkaniyeden, hakkaniyetle. Dinleyenlerimden çoğu, ben şimdi rey peşinde değilim ama dinleyenlerden çoğu kadın yani. <laughs> mi, evet. Orayı göze alamam. Şimdi ama hakkı da konuşurum. <laughs> evet. Ya bu Yezdel Bistami ama tam isim vermiyor. Ama çok büyük velilerden bir zat. Gitti, adam dünyanın bir ucundan gelmiş. O zaman tabii evliya görmek için öyleydi yani. Gelmiş, kapıyı çalmış falan. Hatta şey, ondan sonra bir kadın açmış tabii Harem Bikselam'ı göstermemiş kendini. Kim o bilmem ne. Ya demiş işte falan zatı, efendi hazretleri ne arıyorum demiş. Ne efendi hazretleri siz be demiş bir ne. Deli misiniz manyak mısın? Dünyanın nerelerinden geliyorsunuz bu adamı demiş. En iyi ben bilirim demiş. Mecnun'un biri demiş bilmiyorum. adam da çarpılacağız demiş. Evliyan da aleyhine konuşuyor bu estağfurullah, Adam kaybediyor. Demiş git demiş şu yolun demiş. Bir yerden gelir demiş şimdi bekle demiş yol ağzında. Tabi bakmış Allah Allah. Aslanın üzerine binmiş. Bir tane yılanı da kamçı yapmış. Böyle yapıyor Geliyor. yapıyor ama hanımı anımı. Geliyor. <laughs> küt, az daha bayılacakmış, heyecandan düşmüş falan. Hiç daha bir şey demeden demiş ki, evladım bu makamlar insana neden veriliyor? Evdekine sabırdan demiş. Yani... Siz bunu anlatınca benim de büyük filozof Sokrates geldi aklıma hocam. Onun eşi Hantippe de çok huysuz bir hanımefendiymiş. O yüzden Sokrates'e soruyorlar ya evlenelim mi diye talebeler yani görüyorlar onun halini. Diyor ki evlenin yani hanımınız iyiyse mutlu olursunuz, değilse filozof olursunuz diyor. Benim gibi. <laughs> bu, bu da böyle <laughs> bir şey.